Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Erkut Söğüt'ün açıklamalarıyla başlayalım. Biliyorsunuz Mesut Özil'in menajeri kendisi, Fenerbahçeli Mesut Özil'in kendisi Erkut Söğüt. Sabahtan Ömer Faruk Özcan açıklamalarda bulunmuş. Tabi uzun uzadıya bu açıklamaları okuyup size sıkmak istemiyorum. Mesut'la ilgili çıkan haberler her zaman sansasyonel oluyor. İsimler büyük olduğu için insanlar o şeyi merak ediyor. Mesut çok mutlu her zaman olmak istediği yere geldi. Buraya bir buçuk sene için gelmedi. Bu karar verilirken üç buçuk sene için verildi. İlk geldiğinde zaten bir süre oynayamadı ve sakatlık yaşadı. Mesut mutlu. O konuda kimsenin şüphesi olmasın diyor. Evet, peki taraftar mutlu mu? İsmail Hoca değerli ve herkesin sevdiği bir insan. Mesut da İsmail Hoca'sıyla çok iyi bir çalışma içerisinde. Her hoca o hafta kazanmak için sahaya çıkıyor ve o hafta da en iyi hazırlanmış oyuncularını oynatmak ister. Bazıları bana soruyor. Erkut, Mesut neden oynamıyor diye. Ben teknik heyet değilim ki. Onu hocalar bilir. Her gün antrenmana çıkıyorlar. Taktik olabilir, başka şeyler olabilir. Biz sadece bazen arka planda tartışıyoruz. Ben bu işe karışmam ve bana düşmez. Mesut'un İsmail Hoca ile arası iyi. İnsanların sevdiği bir isim Mesut. İnanılmaz bir çocuk Mesut. Her haliyle paylaşımcı bir insan. Bencil bir insan değil bir kere. Ayrılmak istedi mi? Hayır. Öyle bir şey olamaz. Dediğim gibi spekülasyonlar her zaman olacak. Haberler hep çıkacak. Mesut çok mutlu. Fenerbahçe'de mutlu. Önemli olan sahada başarılı olmak. Ve süreç isteyen şeyler bunlar. Başka teklif oldu mu demiş. Gelmeden önce tabii ki de başka teklifler oldu. Ama Mesut tercihi Fenerbahçe'de yara kullandı. Şu an bir teklif gelse bile ben bura konuşamam. Biz tabii ki sürekli kulüplerle iletişim halindeyiz. Fakat benim her zamanki cevabım şu. Mesut sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de olacak demiş. Ya yani Mesut bir buçuk sene için gelmedi buraya diyor. Valla dünkü Mesut'un yürümeye mecali yok gibi geldi bana. Hani dünkü Mesut'u oynatırsan sahada bir kişi eksiksin gibi geldi bana. Bilmiyorum umarım uzun süren sakatlığından döndüğü için böyledir. Hatta dünkü Mesut'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. Dünkü Mesut eğer Fenerbahçe'de kalmayı sürdürürse hem kendine sıkıntı çıkarır hem Fenerbahçe taraftarına sıkıntı çıkarır. Benden uyarması. Tabii dünkü Mesut'tan bahsediyorum. Sonradan toparlar eder. İnşallah toparlar. Zayt kendini açtı. Fenerbahçe formasıyla ilk iki sezonunda 4 gol atma başarısı gösteren Miha Zayt bu sezon ise şimdiden 6 gole ulaştı. Tabi Zayis'in Trabzonspor karşısındaki performansı alkış aldı. Bir de sayılmayan golü var biliyorsunuz. 27 27 yaşındaki futbolcu hücumda takımının ataklarında önemli rol oynarken savunmaya da destek verdi. Güzel oyunlu bir golle süsledi. 71. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Zayis takımına beraberliği getiren golü kafayla attı. İlk 2 yılında 4 gole ulaşırken bu sezon 31 maçta 6. golüne ulaştı. Kendisi açısından da iyi bir sezon. Şimdi ee, birkaç husus var. Onları konuşalım. Bombalara geçelim. Fenerbahçe'de Löv için son adım. Arkadaşlar bu haber ciddi. Bakın. Şimdi kolay kolay ben Löv'le ilgili haber vermemek taraftarıyım. Haber vermemeye de çalışıyorum. Ama bu haber ciddi. Niye? Başkan Ali Koç'un bu hafta Almanya'ya giderek Joachim Löw'le bir kez daha bir araya geleceği ve taraflar arasında ön protokol imzalanacağı öğrenildi diyor. Şimdi işi ben bir, bir adım daha ileri taşıyayım. Şimdi Twitter'da birçok arkadaşın duyumu var. Şimdi benim kendi duyumum olmadığı için de e, herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamam. Yani bilet fiyatı paylaşan arkadaşlar oldu. Yani bilet fiyatı paylaşan arkadaşlar oldu. Normaldir. Bilet fiyatı paylaşılması normaldir arkadaşlar. Şey bilet fiyatı diyorum. Uçak bileti paylaşılması normaldir. Ama çok emin bir şekilde konuşuyorlar kendileri. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira gitmeden şey gündem görevdeyken Gelecek sezon çalışmaları başlamıştı. Sonrasında İsmail Kartal getirilmişti. Günden bir süre onunla meşgul edildi ve Löv'le temas halinde. Löv geldi, geliyor. Görüşmeler şöyle böyle. Açıkçası Sabah gazetesinin haberine göre görüş alışverişinde bulunacak ve bu hafta içinde e, ön protokol imzalanacak diyor. Şimdi duyumları kenara attım. Sadece bir düşünüyorum. şimdi Sadece bir sesli düşünüyorum. Eee bu arada yönetime yakınıyla bilinen bir duyumcu da biraz önce Yuahim Löv'de bugün görüşme var. Anlaştık yarın sabah açıklıyoruz olmasa bile olup olmayacağı bu akşam itibariyle %90 olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam ulanlarım bunlar beni her şekilde mahvetmeye çalışıyorlar. Bunlar hakemle geliyorlar üstüme, medyayla geliyorlar üstüme, şundan geliyorlar, bundan geliyorlar. Yeter artık. Ben en iyisi, ben en iyisi tartışmasız bir isim getireyim. Şimdiden başlayayım. Anlatabiliyor muyum? Şimdiden başlayayım çalışmalara ve en azından yani en azından kendime yakışır bir şey yapayım diye olabilir. Yani bu düzenle böyle baş ederim, böyle baş etmeye çalışayım diye olabilir arkadaşlar. Yani ben Ali Koç'un yerinde olsam da elimi sıkı tutarım çünkü ortada bir ciddi bir sıkıntı var. Fenerbahçe aleyhine ciddi bir sıkıntı var. İnşallah bu sıkıntı son bulur arkadaşlar. <laughs> yani inşallah bu sıkıntı son bulur. Bu arada az önce sosyal medyaya düştü ama Beyin Sports e, kendisine verilen süre içerisinde dönüş yapmamış. CS Sport'ta TRT'ye geçmiş. Hak diyor ama ben zannetmiyorum bu yükün altına girmek basit bir şey değil. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim e, maçta ben size dedim ya Fenerbahçe'nin hakkı yerinde artık Ali Koç'un yerinde olsam kesinlikle getiririm. Niye kesinlikle getiririm? Ya arkadaş adamlar sana topla tüfekle saldırıyorlar. Senin de yapman gereken iyi kadro iyi hoca ya da tartışmasız bir hoca. Zaten yayın gelirleri şu bu mahvolacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Yani Fenerbahçe getirecek mi? Fenerbahçe başkan vekili Erol Bilecik Trabzonspor maçı ardından açıklamalarda bulunmuş. Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. 17. dakikadan itibaren 10 kişi kalan ama kahramanlıklarıyla mücadeleyi götüren takıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürde en büyük itici gücümüz taraftarımıza demiş. Bu akşam Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bakın çok ciddi. Önümüzdeki hafta bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Elimizde bilgiler varmış. Konuşursam yaz yer yerinden oynar. Oynatacağım. Diyor, biliyor musunuz bilmiyorum. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir. Ifadelerini kullanmış. Her şeye ayanmayan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunları da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız diyerek sözlerini noktalamış. Tabi federasyon da bu açıklamalardan sonra Fenerbahçe'ye dava açtığını belirten talihsiz bir açıklamada bulunmuş. Yani demek ki yani savcılar arasında işte, aracından işten başlattığını açıklamış. Demek ki istenildiği zaman çok çabuk bir şekilde cevap verilebiliyormuş. Mesela 365 gündür Fenerbahçe bekliyor 59 öncesini ya. 365 gündür. 366 oldu özür dilerim. Ee, bakalım 366 gündür beklenen şey ne zaman gerçekleşecek? Onu da söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal'dan. Viz çayı ben de isterdim diye bir açıklama var arkadaşlar. Böyle bir başlıkta. Bunu da merak ettim. Hani neyi soruldu da böyle dedi diye. İlginç bir cevap vermiş bu arada maçın ardından. Trabzonspor tarihin en iyi takım mı sorusunu yanıtlamış İsmail Kartal. Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'un yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım. En çok ve en pahalı transferleri yapan takım Trabzonspor dedi. Yani en çok ve en pahalı transferleri yapan. Yani ee, en çok transferi yapan ve en pahalı transferleri yapan takım Trabzonspor demiş. Biz transfer yapamadık. Bazı takımlar da yapamadı. Devre arasında bile oyuncu aldılar. Edin Visca'yı aldılar. Visca'yı kim istemez? Biz de transfer yapmak isterdik. Onlar geçen seneden planlamalarını yaptıkları için bunu iyi değerlendirdiler. Avantaj sağladılar. Gelecek sene ne olur bilemem demiş. Hani burada bir laf mı soktu? Birileri yardımcı oluyor gibisinden. Yoksa doğruya doğru hani adamlar da yaptı bir şeyler mi dedi? Bilemiyorum arkadaşlar. Ama <gülüyor> 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 ne oldu? Ortada. Şimdi <laughs> Yine devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe'den Anderson Taliska sürprizi. Taraftarları şimdiden heyecan sardı. Şimdi bakın peşin peşin söylüyorum. Bu sefer e, konuşuyor. Yani ben dediğim gibi 1 Mart'tan itibaren konuştuğum her şeye dikkat edin arkadaşlar. Duyum konusunda. Yani her türlü işarete dikkat edin ve takibi kesmeyin lütfen. Sonra 5 gün sonra gelip de 5 gün önce geldim ben böyleydi. Şimdi böyle demeyin. Anderson Tarışka'da sürpriz gelişme. Ezeli rakipleri Al Adidas karşısında alınan yenilgi sonrası taraftarlarla tartışan Tarışka'nın menajerlik şirketi Instagram'dan Fenerbahçe resmi hesabını takip aldı. Bu hareket sosyal medyada gündem olurken Salla Civerti taraftarlar Brezilyalı yıldızı da Fenerbahçe'ye davet etti. Bir dönem ve Şektaş forması giyen Anderson Taliska Suudi Arabistan'da forma gidiyor falan filan geç. Al iddiata 2-1 yenilgi geç. Taraftarlar tepki gösterdi geç. Talisca da sinirli bir şekilde karşılık vermiş. Sahayı terk etmiş. Geçiniz. Menajerlik şirketi takip etmiş. Adı Beşiktaş'ta ve efendiler ile anılan Talisca. 23 maçta 15 gol diyor. 23 resmi maçta 15 gol 2 asist. 28 yaşındaki Talisca'nın sözleşmesi 2024'te bitecek. Ee, Süper Lig'de 55 maça çıkıp 27 kez gol sevinci. 9'da asist yaşadı. Şampiyonlar Liginde 8 golü var diyor. Şimdi Buraya kadar anladınız. Yani taraftar ile tartışmış. Menajerlik şirketi Fenerbahçe'yi talibe şey takibi almış. Hemen hayırlı olsunlar başlamış. Bence çok yanılıyorsunuz. Niye? Bakın Taliska'dan Abu Bakar'dan Fenerbahçe'ye gelmeyi tabii ki isteyecekler. Niye istemeyecekler? Ama Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil. Yani Mesut Özil varken Taliska gelmez. Taliska gelse Mesut kalmaz. İşte Löv'le görüşülüyor. Löv varken Taliska kim ki? Kaç tane Taliska buluruz? Geçiniz. Ya Taliska hem menajeri Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş hatta sponsoru bile buluyorlar. Yani bir isim ben getiririm ederim diyor ama yıllık ee, 4 artı maç başı isteyen Taliska'yı ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş getirebilir. Şimdi yarın bir gün getirirse de bak hocam böyle diyordun getirdiler demeyin. Çok büyük salaklık olur. Yani transfer e, cezası falan almasa takımlar, Türkiye'deki takımlar, çok büyük salaklık olur. Çünkü çok büyük sıkıntı. <laughs> yani çok büyük sıkıntı. E, para yok ki. Yani para yok para. Kulüplerde para yok. <laughs> Kulüplerde para yok. <laughs> Şimdi. E, yani Fenerbahçe eğer Taliska'yı Abu Bakar alma niyetindeyse alamayacak. Alamaz da. Alam, almaması da lazım. Arkadaşlar bitti o dönem. Artık yani Taliska'nın Mariska'nın 1-1,5 milyon euro eder halinde bulacaksın. Alıp parlatıp 8, 9, 10 ya da bundan yukarı neye sattın? Kar diye yarabbi şükür diyeceksin. Ya Löv'ü getirirsen yani transfer bütçesini dert edeceksin. Löv'ü getirmezsen Getirdiğin hocaya hangi ciddi transfer gelecek? Millet sadece, paraya gelir. O yüzden sıkıntı büyük arkadaşlar. Ee, Ali Koç'un daha önce Löv'le görüşmeye gittiği Baden Havalimanı'na tekrar gittiği hani Ali Koç'un uçağının söylentiler var. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Ama ben Taliska iddialarına inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ciddi bir maaş isteğinde bulunur. Beşiktaş'tan istediği gibi. Bonuslar ister, maç başı maç başı şısı ister. O yüzden bekleme. Ha Serdar Aziz de uzatma. Serdar Aziz de uzatmaya inanın. Çünkü daha önce de duyumlarını verdik. Serdar Aziz'de görüşmeler var. Serdar Aziz uzatmaya yakın. Belli mi olur? Belki iki tanesini, üç tanesi bir uzatanlar açıklanır. <laughs> yani onu görürüz. Pavon. Christian Pavon. Bunu da çok soruyorlar. Bence Pavon konusunda Fenerbahçe ciddi bir bomba getirebilir ama çok geç kalıyoruz. Çok ağırdan alıyoruz. Elden kaçacak. Benden söylemesi. Bak Brezilya'dan da isteyenler var. Hatta Atletico Mineiro'ydu sanırım. Ee, bak elden kaçacak Pavon. Aslında güzel fiyatlara gelebilir ama elden kaçacak. Hocam Brezilya'da pandemi yok muydu ya? O adamlar nasıl para veriyorlar? Demeyin. Verirler. Biz de elden kaçacak. Acele etmemiz lazım. Financial Fair Play ilgili denetlemek için salı günü kulübe bir heyet gelecek diye duyum verenler var. Yani salı yarın. Vallahi bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Dört büyüklerin dördü de keşke transfer yasağı ve Avrupa'dan men yasağı alsa. Yani keşke alsa Türk futbolunun yükselişine siz o zaman bakın. Gerçekten diyorum bak Türk futbolunun siz yükselişine o zaman bakın. Ama maalesef ve maalesef ve hatta maalesef sonuç ortada. Ya yabancı kuralıydı, Türk kuralıydı, genç kuralıydı. Geçiniz. Geçiniz. Abi geçiniz ya. Yabancı kuralı, Türk kuralı falan filan. Geçiniz ya. Geçin. Kural dediğin böyle olur ya. Yani kural dediğin e, dersin ki arkadaş 30 yaşın üstünde kimseyi alamazsın. Şey i̇şte 25 yaşın üstünde bonservisli kimse alamazsın dersin. Ama maalesef bizde böyle bir şey var. Hani hakemlerin yönetimleri adil değil ki. Federasyondan bir şey bekliyoruz. Ne diyeceksiniz? Ya ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bak hep söylüyorum. Yani Türk kuralı, alt altyapıdan önce kuralı. Ya saçmalama yani. Ya, bon servis ücreti olan 25 yaşında ve üzerinde bir kişi bile alamazsınız diye kural getirin. İstersen 11 tane yabancı in çıkın. Yani bir kişiye bile on servis yok. Ya verin. Kadronda 30 yaşın üstünde en fazla iki tane futbolcu transfer edebilirsin de. Bak neler değişiyor. Yani hakemcikleriniz de düzgün maç yönetirse. Yoksa başka türlü bir şey beklemeyin. Şimdi bizim Cengiz abinin bir şeyi var, paylaşımı var. Ben de onu dile getirmek istedim. Gelecek sene diyor dağıtmazsak aslında güzel kadromuz var elden çıkarılacak oyuncular yerine tempolu bir sol bek, bir A klas forvet ve iyi bir hocayla kafaya oynarız diyor. Şimdi Altay'ı yazmış kaleye. Ben de bir yedek kadro oluşturayım. Altay, Berke, Ertuğrul. Değil mi? Yani yedek kadro. O iyi diyor. <laughs> mesela Gustavo, Sosa, Novak, Samatta, Berisha, Rossi. Mesut'tan çıkmak lazım diyor. Buradan elde edecek tasarrufla parayı direkt forvete basmak lazım diyor. Mesela o sayının şu aşamada Nazım olur. Burak Kapacak olur. Anlatabiliyor muyum? Serhat Ahmetoğlu olur. Adam süperlikte oynuyor. Uğur Kağan Yıldız olur. Bakın dikkat edin. Dört tane sabek adayım var. Serdar Kim Minji'yi Salahi üçlü stopere koymuş. E, tiserant ben her zaman söylüyorum. Yani 2, 3, 5 ne varsa gönderirsin. Göndermezsen bak göndermesine sıkıntı yaşarsın. Kimici, salayı satarsan ya da satmasan bile denk kadro olsun dersen Tisserant'ı gönderip ya bir oraya bir Türk çekebilirsin bence. Ya da Nazım'ı gönderip bir Türk çekebilirsin. Ama şu şartlarda Serdar, Kim, Salahi, Tisserant diyelim. Dörtlü savunmaya. Tisserant ve Serdar yedek diyelim. Solbek kesinlikle şart. Yani artı bir sol bek şart. Ferdi sol bek yedeği düşünmek yanlış. Çağatay da yedek olarak düşünürsün. Bak Çağatay ee, sol bek yedeği. Gayet de iyi olur. Gayet de iyi olur. Bakın düşünün orada Novak var ama Nova'yı gönderirsin. Orta sahada Crespo diyor. Şimdi Usta Gustavo'yu Sosa'yı, Nova, Samat'ı, Berişay'ı, Rossi'yi, Mesut'u bir şekilde göndersen diyor. Ferdi'yi sol kanatta deneyelim. Salayi oynayabilir şu aşamada diyor. Yani sağ önde Burak denenebilir. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Gidenlerden hariç, yani gidenlerden hariç şunu düşünüyorum. Bir İsmail yüksek gelecek orta sahaya. Benim çok umut beslediğim bir isim. 6 8 10 yapabilir. Crespo'nun yanı sıra Mert Hakan yandaş var mesela. Arda var. Değil mi? İrfan var. Eğer satamazsan kullanabileceğin. Şu an için Zayt's var. Kullanabileceğin hani orta saha başka. Maximayer var. Kiralık durumdan gelebilecek. Aslında demek istediğim şey şu bak. Orta sağda, savunmada da bence bir şekilde ideal var. Bize sağ ön transfer artı forvet transfer artı sol ön transfer lazım. Bakın sol bek sol bek sağ ön, forvet, sol ön. Hiç kimseyi alamıyorsanız bile 4 tane A klas futbolcu alın. A klas'tan bahsediyorum. 4 tane futbolcu alın. Bakın bakalım neler oluyor. Ferdi'yi yedek denersin. İrfan'ı yedek yedeklersin. Bak düşün. Ferdi, İrfan'ı yedeklersin. 10 numarada sende Mesut var. Mesut, Arda, hani Zayt. Bir şekilde hepsini oynatırsın. İrfan Can'ı bile bir şekilde oynatırsın. Crespo'nun yedi. Ya Mert Hakan Yandaş'ı eğitirsin. Ne bileyim İsmail Yüksek'i eğitirsin. İnşallah bir şeyler olur. Ya Burak Kabacak mesela sağ önde deneniyordu. Sol önde oynuyordu Bursa'da. Fenerbahçe'de oynayamıyor. Hani her gelen futbolcu tutacak diye bir olay yok. Ben burada gelecek futbolcuların sıkıntısından bahsediyorum. Ne kadar az futbolcu aldın o kadar iyi arkadaşlar. Son olarak da Fenerbahçemizin önümüzdeki 5 maçı. <laughs> Alanya, Konya, Kayseri, Galatasaray, Göztepe. Şimdi domino etkisi yapabilecek 5 maç. Nasıl domino etkisi? Kazan, 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 kazan yapabilecek 5 maç. Alanya zor bir maç. Zor bir deplasman. Ya yani Fenerbahçe bu deplasmandan kolay kolay çıkamıyor. Hiç kimsenin galibiyet beklemediği bir deplasman. Artı Artı yanlışım yoksa Ferdi yok, Novak yok, Gustavo yok. Valencia oynayabilir diye biliyorum. İrfan yok, başka e, kart cezası falan başka kimse yok. Başka herkes var diye düşünüyorum. Yani Alanya deplasmanda. Konya deplas şey Konya ile evimizde oynayacağız avantajlıyız. Kayseri deplasmanı tabi bu şey Alanya maçından sonra iki haftalık bir ara var. O arada bütün sakatlar iyileşebilir kadro dışı değillerse. <laughs> Ferdi, gerçi Ferdi'nin ilk uzayacakmıştı öyle söylüyorlar. Ee, tam talihsizlik oldu ya Portekiz maçlarından önce Ferdi'nin olay. Bir de milli takımda seçtiğinden. O çok sıkıntı oldu. Neyse. Yani Alanya maçını Fenerbahçe'nin yani şu an Fenerbahçe'nin varı, yoğu, işi, gücü Alanya maçı. Yani varı yoğu işi gücü Alanya maçı. Fenerbahçe'nin şu anda. 13 Mart Pazar günü saat 19 gösteriyor. Bir dakika ya. Ee, 13 Mart Pazar. Konya maçından sonraymış. Özür dilerim. Milli ara. Konya maçından sonraymış. Çok çok pardon. 13 Mart Pazar günü e, Alanya maçı. 20 Mart pazar günü Fenerbahçe Konya maçı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin hep maçlarını pazar gününe veriyorlar. Çünkü Türkiye'nin en çok seyredilen maçları Fenerbahçe maçları. Şu iki maçı aldığımızı hayal ediyorum. Sadece hayal ediyorum. Yanlış anlamayın. Bir kere şu anda Fenerbahçe'nin ikinci Konya ile arasındaki puan farkı 5. Tabi Başakşehir kazanırsan bugün Beşiktaş karşısında inşallah kazanır. 52 Konya, 49 Başakşehir, 47 Fenerbahçe olur. Orada bir hareketlilik olur. Fenerbahçe açısından da Beşiktaş'ın yenilmesi daha iyi olur. E, Alanya bugün kazansa bile 46 olacak. Yani Fenerbahçe'nin puan olarak aldığı. Fenerbahçe 2 maçı kazansa 30. haftaya 53 puanla girse. Bakın 30. haftaya 53 puanla girse Fenerbahçe 53 puanla girse inanılmaz bir fikstür olur. Konya ile puan farkı en az 2 kalır. En az 2 kalır. Konya haftalardır puan kaybını sürdürüyordu. Yani haftalardır puan kaybını sürdürüyordu. Dün Fenerbahçe kazanmış olsaydı mesela 49 olsaydı tam Konya'yı yenmelik maç olurdu. Alanya Konya maçını yenmelik. Konya'da bir düşüş grafiği yaşadı. Trabzon maçından sonra 4 maçta puan yani o maçta dahil 4 maç puan kaybetti. Galatasaray'a karşı şeyi tuttu. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe'nin şans yanında olur. Ama zor maçlar. Sonrasında Kayseri nispeten kolay bir maç olacak. Hani nispeten kolay. Niye? Artık hani ligin 31. haftası olmuş olacak. Biraz düşmeyle kalma ayrışmış olacak. Ardından Galatasaray maçı küme düşme potasındaki ezeli rakibimiz muhtemelen orada o da sıyrılmış olacak. Küme düşme potasından. Sonrasında Göztepe maçı hani Göztepe'den tam intikam almalık bir maç. Yıllardır Fenerbahçe'ye maçlarında Göztepe elinden gelen ardına koymaz. Ama ne hikmetse bazı maçlarda, saçmalarda tam öyle bir maç olur. İnşallah futbol şansı Fenerbahçe'nin yanında olur. Dünkü futboldan bahsediyorum. Dünkü mücadele futbolu, dünkü mücadele ile girilen futbol ümitlendirir. Ama e, onun dışında pek ümidi yok insanların. O da bir yerde normal. Yani normal görüyorum. Ama şu kadroda dediğim gibi bizim hücum hattında üretken ve A klas isimler yok. Bizim sıkıntımız burada. Aslında güzel kadromuz var. E, sil baştan kadro yapmak yerine 3-5 doğru takviyeyle bence Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezona hazırlanması lazım. E, ayrıca az önce sosyal medyada Ajanslar'a düştü Bir kardeş... Ayrton Lucas ismiyle Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söylemiş. Ee, sol bek şeyde Spartak Moskova'nın oyuncusu. Spartak Mustafa'nın kardeş takımımız. Bir kere futbolcu Brezilyalıymış. Bizde gider. 1.80 boy diyor. zamanda kaç almışlar? 7 milyon euroya almışlar. 2019 yılında. Piyasa değeri 1.5 iken 2019'da 7'yi almışlar. Şu an piyasa değeri 4,5 milyon euro. İlla ki belirgin bariz bir özelliği vardır. Avrupa Ligi son 16 turu maçı var. Ayın 10'unda Perşembe günü Leipzig'le. Bu maç nasıl oynanacak, nasıl edecek ben de bekliyorum merak içerisinde. Ama Brezilya'dan 2019'da Rusya'ya gelen o futbolcu 2455 dakika oynamış. Bir gol, bir asist. Yani almak çok çok zor olur. 7 milyon euro verdikleri adamı sana bedava vermezler. Ha savaşı bahane edersin, şunu bahane edersin. Bir şey diyemem. Ama onun dışında zor. Çok çok zor. Allah sonumuzu hayretsin. Bir de bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Amigos'u Yücel diyorlar Trabzon Amigoları'yla beraber normal arkadaşlar. Normal. Birlikte yani Trabzonspor'un 6 tane izleyicisi maça gelmişler. Paylaşımda bulunmuşlar. Bir tanesi Amigo Yücel de genç Fenerbahçelilerin önünde maç izliyor. Diğer ee, neydi Hüseyin Cimşir miydi? Hüseyin Cimşir'e benzeyen bir arkadaş var. Taraftarla sorun yaşamış. E, dışarı çıkartılmış. Ya bunlar hoş şeyler değil. Gerçekten bunlar hoş şeylerdir. Ama ortam çok gerildi. Yani bugüne kadar ortam çok gerildi. Yani şu eğer farklı stadyumda olsa yani çok çok büyük daha olaylar gerçekleşir. Yani maç günü Fenerbahçe TV'nin ben Trabzon'dan yayın yaptığını hiç hatırlamıyorum mesela Trabzon Stadı'ndan. Bilmiyorum benim hafızam yanılıyor olabilir. Şunların olmasına gerek yok. Futbol sadece bir eğlencedir. Şunlara gerek yok ama e, Aziz Yıldırım'ın bazı şeylerde haklı çıkması düşündürücü. Gerçekten düşündürücü. Allah sonumuzu hayırlısını arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.